Ömer Kervancıoğlu'ndan boşanmak istiyorum. Süreci hemen başlatabilir miyiz lütfen? Sağ olun. Size de iyi günler. Buraya kadarmış. Her şey bitti. İkimiz için en doğru olan bu. Peşimden mi geldin? Öyle birden çıkıp gidince merak ettim. Beni merak etme artık. Yani etmene gerek yok. Zehra, ne demek merak etme? Sen benim karımsın. Artık sayılmam. Zehra, bunu inanarak söylemiyorsun. İnanmam buna. Seni bu düşünceye iten ne bilmiyorum. Ama yanılıyorsun. Ben bir karar verdim Ömer. Ve bu kararın doğruluğundan eminim. Sen de bunu anlamalısın artık. Lütfen kabullen. Yani ev almaktan o sebeple vazgeçtiniz. Anladım. Teşekkür ederim. Bakalım bunu da arayalım. Altından daha ne pislikler çıkacak. Merhaba, ben Kerem Alkan. Söylediğin şey, boşanma. Zehra, beni cezalandırmak için mi böyle şeyler söylüyorsun? Hayır, niyetim kesinlikle bu değil.
Ben sadece ikimiz adına doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Hayır, bu doğru değil. Bu yaptığın bizim için seçeneklerden biri bile değil. Bu konuyu tartışmayacağım seninle. Ömer. Ben konağım. Zehra. Bak, bu böyle ayaküstü konuşulacak, neticeye varılacak bir konu değil. İkimizin hayatından, bizden bahsediyoruz. Zehra. Tamam. Ben gideyim. Tamam. Salim, çayını tazeleyeyim mi? Yok abla, istemem. Zehra nerede? Mutfakta börek yapıyor. Sana zahmet, bir çağırsana abla. Bir şey istiyorsan ben getireyim Salim. Yok abla, biraz sohbet edeceğim Zehra'yla. Peki. Babacığım, beni çağırmışsın. Gel yavrum, gel otur şöyle. Kızım, sağ olasın, geldin. Beni yalnız bırakmadan hizmetimi gördün. Bir şey yapmadım ki baba. Ha, ne yapacaksın güzel kızım? Ellerin dert görmesin. Estağfurullah. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Sağ ol canım kızım. Ya, halan geldi. Ben de daha iyiyim görüyorsun. Yani burada daha fazla kalmana gerek yok. Yuvanı, kocanı benim yüzümden daha fazla ihmal etme. Baba. Yavrum. Yani tamam, ses çıkarmıyorlar, anlayışlı davranıyorlar. Ama suistimal etmeyelim anlayışlarını. Yani sen evine dönsen artık kızım.
Geçe kalma olur mu güzel kızım? Tamam. Ben birazdan çıkarım. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Ay Zehra değil mi şu? Ay şoför bey durur musunuz? Durun durun. Zehra! Cevriye abla. Ay bu ne güzel tesadüf ayol böyle. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ay ben Şükran Hanımcığıma gelmiştim. Bir örgü motifi vardı da onu öğrenmek için. Anladım. Sen konağa mı gidiyorsun? Hı hı. Evet. Can mı alacak seni? Yok, Can'ı aramadım. Ben de taksiyle gidecektim de biraz yürüyeyim dedim temiz hava almak için. Ay çok güzel tesadüf ayol. Hadi atla beraber gidelim konağa. Gel gel. Efendim Kerem. Teo acil bana gelebilir misin? Niye? Mahzene falan mı kapatacaksın beni? Konuşmamız lazım. Sen benimle konuşmak istiyorsun öyle mi? Evet, tuhaf mı? Yo değil de bir şey var o zaman. Neyse geliyorum şimdi. Birazdan sendeyim. Gel bakalım gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Ama hiç hoşuna gitmeyecek. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Thank you.
Beni merak etme artık. Ne demek merak etme? Sen benim karımsın. Artık sayılmam. Ben bir karar verdim Ömer. Ve bu kararın doğruluğundan eminim. Yoksun. Ay Sudan'lam eve gidiyoruz ama böyle ayaklarım geri geri gidiyor inan ki. Neden? Ay sence neden olabilir güzel kızım? Bahşenden. Ya. Ay kadın var ya laflarını böyle ok 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 saplıyor ayol. Evet. Biraz gergin. Gerginlik ne demek? Ay konuşmadığı zaman resmen bakışlarıyla dövüyor adamı. Allah'ın gücüne gitmesin. Mahkeme duvarı gibi surat, sorgu hakimi gibi bakış ayol. Bunun için canını sıkmayın bence. Evin büyüğü, yapacak bir şey yok. Ay öyle büyük de evlerden olarak yani güzel kızım diyeceğim. Tabii ben diyemiyorum yani. Bana düşmüyor. Ben şu hayatta niye öğrendim biliyor musun Sudan'la? İyi niyetli olmak güzel bir şey, tamam. Ama iyi niyetli herkese iyi davranarak değil, böyle adil olarak herkese hak ettiği gibi davranarak yapılacak güzel kızım benim. Yoksa böyle var ya tepene çıkarlar. Yani benden sana abla tavsiyesi. Sağ ol Cevriye abla. Bu sözlerin hep aklımın bir köşesinde olacak. Ama lütfen sen de üzme kendini. Bak biz seni çok seviyoruz. Ay pamuk kalplim benim. Ben de seni, sizleri çok seviyorum güzel kızım. Gelsene. Hayırdır? Çok meraklandırdın beni. Hemen telefonu çıkarıp evleri almaktan vazgeçen adamları arıyorsun. İşlemler geri başlatılsın. Hemen. Ne saçmalıyorsun sen ya? Teoman, hemen dedim. Herkesle konuştum. Faruk'la da konuştum. Yediğim bütün altlardan haberim var. Sen neden karışıyorsun ki Kerem? Sana ne? Sana ne benim ne yaptığımdan he? Teoman sabah bu işten para kazanıyor. Geçimini sağlıyor. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu? Ha? Sence bu bir oyun mu? Tamam. Tamam. Başlama yine. Arayacağım sonra. Hemen şimdi arayacaksın. Zehra eve gelmemiş, Ayşe söyledi. Nasılsın? Bilirim. Zor işler bunlar. Zehra çok kararlı gitmekte. Etrafına öyle bir duvar örmüş ki ulaşmak imkansız. Ömer, o seni seviyor, senden vazgeçemez. Topla kendini. Ama Zehra bunun aksini söylüyor. Ömer, senin ona güvenmediğini öğrenmek Zehra'nın onurunu kırdı. O çok yaralandı. Çok hasar aldı. Şimdi istediğinin ayrılmak olduğunu zannediyor. Çünkü kırılan onurunu tamir etmesi için aşkını kalbine gömmeye çalışıyor. Senden kopmak için çırpınmaya çalışması bu yüzden. Ama başaramayacak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hiç şüphen olmasın. Çünkü
aşktan kaçılmaz. Çok gururlu, çok mağrur Zehra bile. Kolay olacak diyemem. Çalkantılı günler sizi bekliyor. Ama şunu bil. Sonunda aşk kazanacak. Bu hep böyle olmuştur. Ömer içeride mi? İçeride. Yalnız mı? Yalnız. Bir şey mi diyecektin? Yok. Geçebilir miyim? Buyurun. Teşekkürler. İşlemlere yeniden mi başlıyoruz? Emin misiniz? Yani iyi düşündünüz mü? Sonradan bir sorun yaşamamak için sormak zorundayım. Anladım. Peki, biz sözleşmeleri hazırlıyoruz. Bizden haber bekleyin. İyi günler. Bu da mı karar değiştirdi? Evet. Rüzgar birden tersine döndü Canan. İşlerimiz düzeliyor. Ay, çok şükür. Nerede sözleşmeler? Ben hazırlayayım hemen. Heh, şurada. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Anlamadım ama. Anlamayacak bir şey yok. Bu Merkür geriliyor muymuş? Uranüs mü ilerliyormuş? Neyse, geçen gün bir yerde okudum. Bu aralar işler hep böyle ters gidecek demişlerdi. Of Canan ya. Ya öyle deme. Bak, senin yükselen burcun ne mesela? Söyle. Hemen sana analizini çıkartayım. Boş ver Alçan'ın yükselenini de. Hadi şu sözleşmelere bakalım. Ay geçen gün cimcimeme dedim ki senin gözlerin gibi boncuk mavisi at göreceğim dedim. Ne dedi biliyor musun? Ay Zehra ablamın saçları gibi olsun ayol dedi. Ayol o demedi tabii, ben ekliyorum şimdi. Canım benim. Neyse ben gidip üstümü değiştireyim. Zehra. Ya canım giderken bunu da abime verir misin? Ben yanımda kalem yok diye ondan ödünç çalmıştım. Ona da hediye gelmişti. Şimdi kaybolmasın. Malum. Evde bir kalem canavarı var. Bilmez miyim? Veririm tabii. Teşekkürler. Bu mu? Sanki bu daha güzel ala. Ömerciğim. Geldiğimden beri bana olan mesafenin farkındayım. Bundan dolayı çok rahatsızım. O yüzden seninle konuşmak istedim. Geçmişte ne olursa olsun, ne hissedersek hissedelim, biz seninle ette tırnak gibiyiz. Aramızda konuşup da çözemeyeceğimiz bir mesele olamaz Ömer. Gelişimin seni rahatsız ettiğine dair bir his var içimde. Umarım bu benim hüsnü koruntumdur. Ama eğer değilse sana şunu hatırlatmak isterim. Burası benim de evim. Bana tepkilisin biliyorum. Başlangıçta bunun geçmişten gelen bir rahatsızlıktan dolayı olduğunu sandım. Ama üzerinde biraz daha düşününce bugünle de ilgili rahatsızlıkların olduğunu düşündüm ve yaptığım hatayı fark ettim. Sesi koruma ve ayrı geçen yıllarımızı telafi gayretimi müdahale olarak algılamış olabilirsiniz. Ya da gerçekten müdahaleye dönüşmüş olabilir. Mesela evliliğin konusundaki tutumum. Ben gerçekten haddimi aştığımın farkındayım. Bunu anlamanıza sevindim. Benim yüzümden kimsenin keyfi kaçsın, huzuru bozulsun istemiyorum. Neden olduğum tatsızlıklardan, gerilimlerden dolayı çok üzgünüm oğlum. Artık madem bir arada yaşamaya karar verdik,
bu gerilimlerin noktalanmasını istiyorum. Gerekirse özür de dilerim Zehra'dan. Hatamı telafi etmek ve yepyeni bir sayfa açtığımı Zehra'ya göstermek için tüm ailenin katıldığı bir düğün yemeği düzenlemek istiyorum. Böyle bir şeye yani yemeye gerek yok. Madem Zehra senin karın, öyleyse benim de gelinim. Kuşaktan kuşağa geçen ve bana da annemden yadigar kalan bu yüzüğü Zehra'ya vermek istiyorum. Ama bu yüzüğü onun parmağına alelade bir ortamda takmak yakışık almaz. Üstelik bu Zehra'ya da haksızlık sayılır. Dediğim gibi. Hayır. Ben hatamı telafi etmek istiyorum. Bu şu an aklıma gelen ve benim de içimi rahatlatacak olan tek çare. Ayşe'ye de söyledim. Onun da çok hoşuna gitti. O yüzden itiraz istemiyorum. Peki. Kontrol edelim mi eksiklik olmasın? Sen de bayağı karınca gibi çalışkan çıktın ha. Kendimi gösterecek alan bulduğum zaman ben böyleyim Sabahcığım. Aa. Hı. Sen Kerem hasta dememiş miydin? Evet. Evde dinleniyor. Vallahi şu an buraya geliyorlar. Kerem çok geçmiş olsun. Ben duydum ama arayamadım, vaktim olmadı. Problem değil. Sen niye geldin? Dinlenecektin hani. Bir şeyim yok. İş mi var? Evet. Şu sitedeki dairelerden vazgeçen müşteriler var ya, kararlarını değiştirmişler. Biz de sabahtan beri onlarla uğraşıyoruz. Güzel. Teoman'ın da bunlarla ilgili size anlatacakları var. Bunlarla ilgili mi? Yalnız konuşabilir miyiz? Baş başa. Yok öyle bir şey. Burada bizim yanımızda konuşacaksın. Ay ne oluyor ya? Gerildikçe gerildiniz, korku filmine döndü ortam. Sabah, senden özür dilerim. Müşterileri vazgeçiren bendim. Ne? Bir de? Buradayım. Artık indirebiliriz. Neyi? Telefonu hala kullandı. Aa evet. Ben şaşırdım. Seni birden burada görünce. Ne zaman geldin? Çok olmadı. Ablam köyden dönünce babam konağa gelmemi istedi. Durumu bilmiyor tabii. Sen buradayken daha fazla orada kalmam uygun olmazmış. Baban istediği için geldin.
Evet. Asıl konuya gelebilir miyiz artık? Hangi konuya? Beni neden aradığını. Pardon, bakmam lazım. Efendim Çağatay Bey. Neden yaptın bunları Teoman? Ben o kadar uğraştım. Gittim geldim ev satabilmek için. Sabah. Benden yardım istemen için. Daha doğrusu yanında olabilmek için. Ay kusura bakma. Ama bu kadarına da çüş diyorum yani. Pes! Sen gerçekten sorunlusun Teoman. Gerçekten. Sabah. Baş başa konuşabilir miyiz? Hala baş başa konuşalım diyorsun ya. Teoman. Git artık. Sabah'la konuşmadan hiçbir yere gitmem. Ne dediysen yaptım Kerem. Yeter, karışma. Ay yüzsüz bir de. Ay pes! Kerem olmasa ben de saf saf bana yardım ettiğini zannedecektim. Sabah, nedenlerim vardı. Hiçbir şey duymak istemiyorum Teoman. Çık git, hemen. Sabah. Çık! Hadi hadi çık! Hatta defol. Ay madalya taksak yeridir. Adam nasıl bir düzenbaz çıktı ya? Kerem. Teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Sonuçta benim arkadaşım. Yani benim yüzümden buralara kadar geldi. Siz miydiniz? Rahatsız etmiyorum umarım. Yok estağfurullah. Buyurun. Eğer hastaysan uzanabilirsin. Benim için mahsuru yok. Hayır hayır. Sadece dinleniyordum biraz. Gel kızım. Otur. Seni tebrik ederim kızım. Farkında olmadan tabi tutulduğun sınavdan alnın akıyla çıktın. Anlamadım. Ne sınavı? Anlamadın tabii. Hemen açıklayayım. Ben seni kendimce bir sınava tabi tuttum. Bunu yapmak zorundaydım. Çünkü senin Kervancıoğlu soyadının altında ezilmeyeceğinden emin olmalıydım. Ve Ömer'i gerçekten sevip sevmediğinden. Ama sen hal ve hareketlerinle, olaylara karşı verdiğin tepkilerle bu sınavı layığıyla geçtin. Yaptığım sana garip, anlamsız gelebilir. Ben yıllarca bu konaktan, torunlarımdan uzak kaldım. İstemesem de. Çünkü öyle gerekti. Ailenin büyüğü olarak üstüme düşeni layıkıyla yapamadım. Ömer bana oğlumdan yadigar. Gözümün bebeği. Onun mutsuz olmasını asla istemem. Ve eş seçiminden de emin olmalıydım. Yani benimkisi bir tür koruma içgüdüsü. Neyse, demem o ki bu evlilik artık benim için rüştünü ispatladı. İçim sizden yana çok rahat. Anladım. Şimdi senden
Bu akşam yemeği için özel giyinmeni rica edeceğim. Beni kırmayacağını umuyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Bu akşam torunumla ve gelinimle güzel bir yemek yemek istiyorum. Bahşen Hanım, sizi kırmak ya da saygısızlık etmek istemem ama... Ama ben hazırlık yaptırdım kızım. Beni kırmayacağını umuyorum. Peki Bahşen Hanım. Lütfen bana babaanne de. Nasıl isterseniz. Öyleyse akşam görüşürüz. Şende Hanım bir yemekten bahsetti. Bu akşam olacağını söyledi. Evet. Telefon gelince konuşamadık. Kararımı biliyorsun. Ben o yemeğe nasıl katılabilirim ki? Tüm olanlardan sonra evlilik kutlaması gibi bir şeye. Her şeyi daha karmaşık hale getirmez mi? Bu yemeği engellemen gerekirdi. Maalesef. Ben de bir emrivakiyle karşılaştım. Ama benim artık o masaya oturmam doğru olmaz. Söyledin mi peki? Neyi? Yemeğe katılmayacağım. Denedim. Ama söyleyemedim. Yani daha doğrusu Bahşen'de Hanım beni dinlemedi. Aynı durumdayız demek ki. Ben artık insanların gözünün içine baka baka mutlu eşrol yapmak istemiyorum. Bu çok ağır. Artık bu yalana ortak olmak istemiyorum. Ortada yalan falan yok. O yüzden rol yapmamıza gerek de yok. Sadece benim yaptığım çok büyük bir hata var. Sonuçta biz evliyiz. Lütfen bu yemeği iptal. İyi de bunu nasıl yapacağım ki? Bir gerekçe bul. Ama tüm hazırlıklar tamamlandı. Üstelik Ayşe de biliyor. Nasıl bir gerekçe bulacağım? Bilmiyorum. Ama bir çare bulmam lazım. Çünkü ben yapamam. Huzurumdayken o yemeğe katılmak hiç içime sinmiyor. Boşan marifesindeyken evlilik kutlaması yapılacak o yemeğe gelemem.
Zehra. Bir çözüm bulacağını umuyorum. Gel bakalım. Şimdi seninle küçük bir oyun oynayacağız. Sen sadece ailemizin yadigarı değilsin. Aynı zamanda ailemizin devamının da sembolüsün. Bu yüzüğü taşıyacak parmak aynı zamanda Kervancıoğlu ailesinin soyunun devamını getirmeye de layık olmalı. Bu kıymetli, bu anlamlı şeyi o yetimhane kaçması, para avcısına vereceğimi zannetsinler. Ben bir şeyi olmayacak dersem o şey olmaz. Henüz bunu bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. İstemediğini söylüyorsun. Anlıyorum. Ama salondakileri düşün. Ayşe'yi düşün. Herkes bekliyor. Bir karar verdiğini söylüyorsun. Biliyorum. Ama benim bu konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Şimdilik bu konuyu geçiyorum. Ama ya konaktakiler? Onların henüz bundan haberi yok. Sence onlara böyle bir şok yaşatmaya hakkımız var mı? Görünüyor. Güzel. Çalıştığım otelde yaptığım en tat yemek bu. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Nerede çalışıyordunuz? Antalya'da 7 yıldızlı bir otelde. Öyle mi? Evet. Bahşende Hanım çağırınca koşup geldim. Nasıl gidiyor Tolga Bey? Çok iyi. Şimdilik her şey yolunda. Akşam sizi rahatsız edecek herhangi bir şey olmayacak. Emin olabilirsiniz. Bundan hiç kuşkum yok. Her şeyin mükemmel olacağına eminim. Hediye, sen de yardımcı oluyorsun değil mi? Evet. Tabii Bahşen Dağım. Peki.
Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkürler. Tadına bakmak ister misiniz? Bilmem. Lütfen. Çekinmeyin. Benim için bir tane. Harika olmuş. Ne koydunuz buna? İyi bir şef olmanın birinci kuralı. Tarifi kimseye vermemek. İyi. Siz bilirsiniz. Ama size bir ayrıcalık yapabilirim. Birkaç tüyo vermek isterim. Öncelikle zeytinyağı ısıtmamak gerekiyor. Birinci kural bu. Daha sonra biberleri iyice kızartmamız lazım. İkincisi de seçmiş olduğumuz bulguların hepsinin çok taze olması gerekiyor. Aa, Zehracığım. Yavrum sen daha hazırlanmamışsın. Biraz yorgunum da. Ah benim güzel kızım, ah benim güzel kızım. Senin şimdiye kadar çoktan giyinip süslenip böyle dört başı mama bir şekilde hazırlanıp içeri gelmen gerekiyordu. Biz bugün seninle ne konuştuk? Hı? Bu evde okçu mu var desem, sorgu hakimi mi? Ha? Halacığım nihayet gelebildin. Çok uğraştırdı mı halacığım? Vallahi biraz direndi tabii uyumamak için ama en sevdiği masalı anlatırken daldı gitti. Aa, ben gidip Zehra'ya bakayım. Ayşe'cim. Zehra uzanıyor. Sanmıyorum abiciğim. Baksana tam karşımızda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de tam yorgun olduğun için gelemeyebileceğini söylüyordum. Böyle özel bir geceyi kaçırır mıyım hiç? Maşallah, bu ne güzellik böyle. Rabbim nazarlardan saklasın. Cevriye Hanım haklı. Her zaman çok güzel görünüyorsun. Hepiniz çok sağ olun. Zehra da geldiğine göre servise başlayabilirsiniz. Peki efendim. Çıkıyorum ben o zaman. Tamam. Ya bugün seni çok gördüm Canan. Çok sağ ol. İşim bu benim. Ne yorulması. Bak ne diyeceğim. Gelsene sen de benimle. Yemek yeriz, kalırsın da. Sabah beraber geliriz. Yok ya, benim biraz daha işim var. Başka zaman inşallah. Tamam, sen bilirsin. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sandım. O ne biçim laf öyle? Ya sen şimdi ketumsun ya, onun yanında konuşamazsın diye dedim. Ya bu arada bana bir tane daha ıhlamur söyler misin Atiye arayıp? Ben söyledim bile. Yani gözüm sendeydi, ıhlamurunun bittiğini gördüm. Sabah. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle allak bullak olmanı, üzülmeni hiç istemedim. Ama ne olursa olsun gerçeği bilmen gerekiyordu. Emeğim için üzüldüm sadece. Yani öyle takıldığım falan yok yani. Beni üzmemek için böyle diyorsun. Hayır ya, gerçekten. Ya,
Teoman'ın yalanlarını ortaya çıkartmasaydım böyle kavga etmezdiniz. Belki de ayrılmazdınız hiç. Anlamadım. En önemlisi, yani günlerdir söylemeye çalıştığım Aliye'ne denilen kız Teoman'ın sevgilisi. E'si seni aldatıyor. Aldatıyor mu? Beni. Evet. Kerem ne sevgilisi, ne ayrılması, ne aldatması. Kim kimle sevgili? Senle Teoman. Sevgili değil misiniz? Ne? Senle Teoman. Kerem, böyle bir şeyi nasıl düşünürsün? Teoman benim sevgilim falan değil. Aile büyüğü olarak bu gecenin önemine ilişkin konuşmak benim görevim sanırım. Sürçülisan edersem lütfen affedin. Öncelikle hepinize afiyet olsun. Bu yemek bir bakıma Zehra'nın Kervancıoğlu ailesine hoş geldin yemeğidir. Bugüne kadar geç kaldığım için öncelikle Zehra'dan, sonra tabii ki sizlerden özür diliyorum. Ben çok şey için geç kaldım. Biliyorum. Ama bu özel ve güzel akşamda bunlardan bahsetmeyeceğim. Öncelikle güzelliği ve zarafetiyle ailemizi şereflendiren Zehra'ya çok teşekkür ederim. Ömer'i de eş seçimindeki başarısından dolayı kutluyorum. Bu yemeğin ben konağa geldikten sonra yaşanan yanlış anlamaların ortadan kalkması için bir vesile olacağına inanıyorum. Ve bir daha bu gerilimlerin yaşanmaması için elimden geleni yapacağım. Ve sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Aile olmak bu demektir. Biz birbirimize kopmaz bağlarla bağlıyız. Neyse, lafı daha fazla uzatıp sizlere sıkmak istemiyorum. Şimdi sadede geliyorum. Ömerciğim, bu aile yadigarı yüzüğü eşine bir hoş geldin hediyesi olarak Zehra'nın parmağına takmanı rica ediyorum. Zehracığım, ailemiz adına bu yüzüğü takmandan onur duyacağım. Bu yüzüğün ailemiz için ne anlama geldiğini Ömer daha sonra sana anlatır. Zehracığım, bu yüzüğü bugüne kadar ailemizi en iyi şekilde temsil eden kadınlar taktı. Yani kraliçe koltuğunu kim hak ediyorsa o. Onlar çok özel insanlardı. Çok güçlü, çok zarif ve çok güzellerdi. Tıpkı senin gibi. Ben senin de bu yüzüğü en iyi şekilde taşıyacağına inanıyorum. O yüzüğü senin parmağında görmek inan hepimizi çok mutlu edecek. Çok teşekkür ederim. Bu yüzüğü bana vermeniz beni çok onurlandırdı. Teşekkürler. Mutluluğun daim olsun yavrum. Evlilik teklifimi kabul ettiğinde beni dünyanın en mutlu adamı yapmıştı. Şu an o anı tekrar yaşıyorum.
İyi ki hayatımdasın. İyi ki karımsın. Artık. Ayşe, ağlıyor musun sen? Üf, ne yapayım, duygulandım. Hiç belli olmuyor. Tatlı servisine başlayabiliriz. Hemen efendim. Kötü bir zamanlama oldu. Kusura bakmayın. Efendim? İyi akşamlar Ömer Bey. Ben Zehra Hanım'ın avukatıyım. Bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm. Zehra Hanım boşanma için dava dilekçesini verdi. Sizi bu konuda bilgilendirmek istedim. Detayları konuşmak üzere ne zaman görüşebiliriz acaba?